Maliye ve Hazine Bakanı Londra'daydı. Orada çeşitli temaslarda bulundu. Evet. E, döviz kurunun e, sabit kalabileceği ya da istikrar kazanılacağına dair taahhütlerde Hı. bulundu. Bu taahhüde dair ne söylersiniz? Bir de Bloomberg'in verdiği bir haberde enflasyon yabancıların anlayamayacağı... ...kültürel nedenlerle yükseldi gibi bir cümle kurduğu iddia edildi. Fakat bu bakanlık tarafından yalanlanınca katılımcılar yanlış anlamış olabilir şeklinde bir parantez içerisine hmm. alındı. Siz bu özel ikinci kısım hakkında farklı duyumlara sahip misiniz? Bana Eğer bu... doğruysa <laughs> bu kültürel sebepler ne olabilir? Ne kastedilmiş olabilir? Ee, Ve taahhütte ya şöyle, yani bu hani, sabit te olduğuna edilen... dair taahhütte bulunacak bir ortam var mı şu an Türkiye'de? Bunlar teyit edilen bilgiler olmadığı için ben bir şey diyemiyorum. Yani hani bu kapalı toplantıda söylediği iddia ediliyor, teyit edilmiyor hatta yalanlanıyor bir şey söyleyemiyorum evet. ama şöyle bir şey var ki Türkiye'de şu anda artık Kronik yüksek enflasyon dönemi başlamış durumda. Yani yeniden Türkiye aynı 90'larda yaşadığı gibi kronik yüksek enflasyon dönemine girdi. Şu andaki hükümetin bu enflasyonu düşürme şansı yok. Asla yapamazlar. Çünkü bu enflasyonu düşürmek için ekonomi yönetimini bilim ve akıl ışığında yürütmek zorundalar. İstişareyle karar almak zorundalar. Dürüst ve ehil kadrolarla çalışmak zorundalar. Bunların hiçbirisi yok. Yapamazlardı artık. Yani o, o, o sınırı çoktan aştılar. Yani biz az çok insanları tanıdığımız için az çok bu işin gidişatını çok erken aşamada gördüğümüz ve içeriden bildiğimiz için zaten ne yaptık? Zamanında ekimize beraber ayrıldık. Biz dedik bu yanlış için artık olamayız. Fakat yanlışlar büyüdü. Ülke kötüye gitmeye devam etti. O zaman da ciddi bir vebal duygusu oluştu. Dedik ki ya eğer hiçbir şey yapmazsak bunun gerçekten sorumluluğu olacak. Çok talep olmaya başladı. Ya bir şeyler yapın görmüyor musunuz ülkenin halini diye. Ondan sonra kolları sıvadık. Demokrasi ve Partisi'ni kurduk. İki yıla yaklaşıyor şimdi. 705 tane ilçe başkanımız var şu anda Türkiye'de bizim. 973 ilçenin 705'inde ilçe başkanımız var. Ve e, hızla e, partimiz büyüyor çok şükür. Çok 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 iyi gidiyor yani. Hem teşkilatımız büyüyor hem tanıyan insanların, destek veren insanların sayısı hızla artıyor. Ve aynı zamanda da eylem planlarını yazıyoruz Programın başlangıcında, açılışında söylediğiniz eylem planları. Bu da nedir? Seçimden sonraki ilk günden itibaren Yapacak. yapılacak işleri şu anda çalışıyoruz. Bunu mutfağında çalışıyoruz. Dolayısıyla yani bu eğer kültürel enflasyon kültürü falan eğer böyle bir şey sarf edilirse bu ne demek? Ya işte bu bizim hani kaderimiz Türkiye'de böyle olur enflasyon. Siz Avrupa olarak bunu anlamazsınız. Biz hep böyle yüksek enflasyonla yaşarız. Biz bunu alışırız gibi şeyler çağrıştırıyor bana. Bilmiyorum hangi bağlamda kullandılar, ne yaptılar. Ama biz de ne diyoruz? Yüksek enflasyon bir ülkenin kaderi olamaz. Kültürü de olamaz diyoruz. böyle bir şey yok yani. Nasıl 34 yılda 2 haneli, 3 haneli seyreden enflasyonu alıp sadece 2 yılda 2004 sonunda tek haneye indirip paradan 6 sıfırı atabildiysek bugün de bu enflasyon düşer. Ama bu hükümetin iş tutuş tarzıyla bu zihniyetle asla düşmez. Döviz kuru ile ilgili o ilk sorunuza gelince bu da gerçekten şimdi Türkiye'de açıklanan bütün devletin resmi belgelerinde bir dalgalı kur rejiminden bahseder. Bir serbest kur rejiminden bahseder. Şimdi bütün program belgelerinde serbest kur rejimi dalgalı kur derken gidip de Londra'da eğer finans camiasına söz veriyoruz biz kuru burada tutacağız bir taahhütte varsa buna herhalde kimse güvenmez. Üstelik Türkiye gibi ülkelerde bir döviz kurunu taahhüt ettiğiniz anda piyasa bunu test eder. Er ya da geç test eder. Ve o testten başarılı çıkmış bir hükümet de şu anda dünyada yok. Yani eğer böyle bir şey söyledilerse, kur diyelim ki o gün 13,5 liracı civarında mı? Biz bunu burada tutacağız diye açık bir Rakam telaffuz ettilerse hep beraber göreceğiz. Bu program şimdi kayda alınıyor değil mi? Basın arşivine de geçiyor. Bunu piyasa test eder. Ve o söylenen, ifade edilen seviye yıkılıp geçilir. Reuters geçmiş haber efendim. <laughs> Bakan Nebati Londra'da döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulundu şeklinde de Cumhuriyet gazetesi evet. kullanmış. Evet. Yani bu Reuters'ta bir kapalı toplantının geri planını... Tabii, almıştır. arka planını. Dolayısıyla bu hani ulaşabildiği tam ulaşabildiği kadar bu, almıştır. Tabii o taahhüt müdür, tahmin müdür bunlar hani ince ayrıntılar ama onun için başta ben eğer dedim. Yani eğer kurla tabii, ilgili tabii, bir taahhüt verdilerse yönettim, bu büyük susun. bir hata olur ve görürüz. Sayılı gün çabuk geçer. Önümüzdeki süreçte bu kur seviyesinin nasıl yıkıldığını ve nasıl yeni bir e, dalgayla karşı karşıya kalacaklarını hep beraber görürüz. Yani, kural Bunlar çok yanlış işler ve dünyada defalarca denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmış işler bunlar. Ben inanın ben şuna üzülüyorum ya. Yani Türkiye'nin milli geliri o 3600 dolardan 12500 dolara çıkarken Türkiye'de enflasyon tek haneye inip de paradan 6 sıfır attığımızda hiç mi bir şey öğrenmediniz diyorum ya. Yani bir kopya bile bin çekmediniz. Ya bu başarı nasıl elde edildi? Türkiye o dönemde nasıl ihracatını 36 milyar dolardan aldı. Sadece 6 yılda 132 milyar dolara çıkarttı. Türkiye'de 6 yıl boyunca nasıl oldu da döviz kuru 1.5'dan 1.30'a indi. 2002'den 2008'e bakın. Çok enteresandır o dönem. Yani 2002-2008 arası bu yanımda var mı diye bakıyorum o rakamlara da. Neyse çok önemli değil. Ben de o dönemi soracağım zaten. Heh, o dönemde bakın dolar kuru 1.5'dan 1.30'a düşüyor. Aynı dönemde petrol fiyatları varili 20 dolardan 150 dolara çıkıyor. Bizim ihracatımız Türk lirası değerlenmesine rağmen 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıkıyor. Ve aynı dönemde biz enflasyonu düşürüyoruz. Ya bunlar bakın aynı anda olması mucize gibi bir şey gibi geliyor değil mi? Çünkü niye? O dönemde biz sadece ekonomi politikaları yapmadık ki bunu. Türkiye'nin aynı zamanda bir Avrupa Birliği süreci vardı. Türkiye büyük bir yapısal dönüşme girdi. Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladık biliyorsunuz o zaman AB sürecini hepiniz yakından izlediniz. Yani 2003-2004 yıllarında Türkiye anayasasının üçte birini değiştirerek ki AK Parti CHP mutabakatla mecliste değiştirdi o anayasayı. Üçte biri değişti anayasanın. Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdik. Müzakereler başladı. Sadece ekonomide değil, demokraside, hukukun üstünlüğünde, güçler ayrımında çok önemli mesafeler kaydettiğimiz için ve bunların hepsi eş zamanlı olduğu için Türkiye o dönemde çok başarılı oldu. Sadece ekonomi politikasıyla Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek mümkün değil. Bakın bunu anlamıyorlar. Ben daha önce de söyledim. Getirin dedim 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı ekonomi başına koyun. Şu andaki hükümet koysun. Yapamazlar, düzeltemezler. O iktisatçılar tutup da bizim dış politikadaki yanlışları düzeltemez ki. O iktisatçılar dönüp bizim hukuk ve adalet konusundaki sorunlarını çözemezler ki. Yani o iktisatçılar dönüp de Türkiye'de... Yargının üzerindeki bu ağır müdahaleyi çözecek güçleri olmaz ki. E bunları çözmeyince de ekonominin düzelmesi bir hayal olarak kalır yani.